Merhaba, Sakarya'dayız. Karıncalı Dede Türbesi. Yanından geçiyorduk, fark ettik. Dedik burası neymiş, araştırdık. Kültür portalında devletin şöyle diyor. Karıncalı Dede Türbesi Sakarya, Adapazarı'nı Bilecik'e bağlayan E25 karayolunun Adliye Köyü mevkiinde yüksek bir kayanın üzerinde bulunan türbenin adını karıncalarla insanüstü ilişkiler kuran ve onlarla adeta konuşan bir Türkmen Ermiş'inden aldığı söylenmektedir. Söylenceye göre karıncalar tarafından basılan bir köyün ahalisi karınca babaya başvururlar. Köylerini bu karıncalardan kurtarmasını isterler. Bu şahıs köye gelerek dua eder ve köyün karıncalardan kurtulmasını sağlar. Bu olaydan sonra bu kişinin adı karınca baba olarak alınır. Çevreye zarar veren karıncaları da onlarla konuşan, ikna eden mübarek zat karıncaları yanına toplamakta ve birlikte bir hayat sürmektedir. Hayatını adeta karıncalarla birlikte geçiren Türkmen Ermiş'ine vasiyeti üzerine vefatından sonra söz konusu kayanın üzerinde mezar yapılmış olup burası zamanla Karıncalı Dede Türbesi'ne dönüşmüştür. Bu türbeyi ziyaret edenler dileklerinin kabulü için bölgede bulunan ağaçlara bez parçası astıkları ve karıncaların yemesi için pirinç bıraktıkları görülmüştür. Türbenin etrafının ağaçlıklı olması sebebiyle karınca babayı ziyarete gelenler burada piknik de yaparlarmış. Evet, masalar da mevcut burada. Orada öyle yazıyor. Buradaki yazıda da Abdullah bin Yaşari, Karıncalı Dede. Abdullah bin Yaşari yaşamıyla ilgili net bir bilgi olmamakla beraber Hoca Ahmet Yesevi'nin talebelerinden olup 11. yüzyılda eşi Ünzile Hatun ile birlikte Türkistan'dan gelip bu bölgeye yerleştiği rivayet edilmekteymiş. Ayaklarında çarık, sırtlarında aba, ellerinde asa, Anadolu'yu karış karış dolaşarak Müslümanlaştıran ve Horasan erenlerinden olması kuvvetle muhtemel Abdullah bin Yaşari burada defnedilmiş olup türbesi Karıncalı Dede namıyla ziyaret edilir. Eşi Ünzile Hatun'un da kabri bu alandayken zaman içerisinde kaybolmuştur diye bir bilgi düşürmüş. Ve burada da Yahya Kemal Beyatlı'dan birkaç dizeye yer vermişler. Gelin biz de türbeyi görelim. Şurada küçük bir mescit var. Geldiğinizde orada namaz da kılabiliyorsunuz. Onun dışında işte abdest alabiliyorsunuz. Tuvalet falan da mevcut. Her şey burada mevcut. Burada da bir ayet-i kerimeyi yazmışlar. Karıncalı dedi. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesini, sevincini duymaktadırlar demiş. Türbe bu şekilde. Böyle bir sanduka yapmışlar buraya. Bir de bank koymuşlar. E25 karayolu. Karayoldan geçerken burayı net bir şekilde zaten görebiliyorsunuz. Biz de ruhuna bir Fatiha gönderelim. Yol tarafından nasıl göründüğünü göstermek adına da size şu kenara kadar geçeyim. Yoldan baktığınızda da harika bir şekilde gözüküyor. Oradan daha bağırıyor. Burada bir şey var diye ve merak ediyorsunuz zaten. Görmek istiyorsunuz. Biz de geldik. Baktık ki ameller niyetlere göredir. Rivayetlere göre kıymetli bir kişi olduğu gözüküyor. Biz de onu bir ziyaret ettik. Başka bir mekan ve başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.